Teknopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte ESET'in Smart Security Premium yazılımının yeni sürümünü inceleyeceğiz. Evet, öncelikle kurulumdan başlayalım. Sonra görelim bakalım içerisinde neler var. Başlayalım Ali. Ali, öncelikle küçük boyutlu bir dosya iniyor ve bu dosya sayesinde ana yazılımı indirebiliyoruz. Evet, kurulumu başlattığımız zaman Türkçe dil seçeneğiyle başlıyor. Devam et dediğimiz zaman da ana dosya indirmeye başlıyor. Bu esnada küçük ipuçları yukarıda geçiyor. Kullanıcı sözleşmesini kabul ediyoruz. Ve ardından seçeneklerimizi seçiyoruz. Onayladıktan sonra Asset Library'de de özellikle virüs örneklerini incelemeye göndermeyi etkinleştirmek yararlı olacaktır. Evet bu yazılımın geliştirilmesi için önemli. Kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlandıktan sonra karşımıza lisans ekranı geliyor. Lisansımız varsa girebiliyoruz yoksa ücretsiz deneme lisansı ile deneme yapabiliyoruz. Ya da hemen satın alma linkine tıklayabiliyoruz. Lisans anahtarımızı giriyoruz ve etkinleştir diyoruz. Online olarak lisans anahtarımız hemen doğrulanıyor etkinleştirme başarılı. Şimdi hemen karşımıza ayarlar geliyor Recep. Password Manager, Secure Data, Ebeveyn Kontrolü ve anti test gibi ayarlar var. Etkinleştire tıklayıp etkinleştirebiliriz. Zaten şimdi detaylı bir şekilde bütün ayarların ne olduğuna bakacağız. Peki Recep kurulum bittikten sonra ilk işimiz ne olmalı? Ali güncelleştirmeleri kontrol etmek faydalı olacaktır. Evrensel olarak hangi programı kurarsanız kurun hemen kurulumdan sonra antivirüs veri tabanlarını güncellemeniz gerekiyor. E hemen şu an virüs imza veri tabanını güncelleştiriyoruz. Evet yazılımımız da güncel. Hemen bir tarama başladı Recep. Sistemimiz hemen kontrolden geçmeye başlıyor. Eset Smart Security Premium'un ana ekranındayız. Karşımızda korunuyorsunuz yazısı var ve tanıdığımız Eset adamı yine karşımızda Recep. Evet Ali son güncelleme de 2 gün önce yapıldı. Evet. Şimdi aşağıda Password Manager, Secure Data, Ev Ağı Koruması gibi farklı seçenekler var. Ben kullanıcıyım. Antivirüsü şimdi korudum bilgisayarım. Korunuyorum diyor ama nelerden korunuyorum, nelerden korunmuyorum, ayarlar ne durumda, nasıl bir başlayalım anlatalım. Öncelikle güvenlik yazılımını yeni kurduğundan dolayı bilgisayarında bir tarama yapmak isteyebilirsin. Evet zaten ilk güncellemeden sonra hemen bir tarama yapıyor. Bilgisayarda zararlı bir yazılım varsa birikmiş olan karşınıza sayfa sayfa yığılıyor. Kesinlikle. Buradan bilgisayarınızı tarayın seçeneğini kullanarak bilgisayarın tamamını tarayabilirsin. Ya da gelişmiş taramalar altından özel olarak USB belleği veya başka bir medyayı tarayabilirsin. Bunu geçtiğimiz günlerde test ederken özellikle nikah fotoğrafları konusunda yaptım. E, çünkü biliyorsun orada nikah dairesinde ya da fotoğrafçının bilgisayarındaki USB bellekler her gün yüzlerce insanın USB belleğiyle harmanlanıyor. Ve gerçekten pek çok virüs çıktı Evet. Sonra. Şimdi bunu özel taramayı, özellikle yapmayı ihmal etmeyin. Bunun haricinde peki Recep bilgisayarımı taradım, disklerimi, harici medyaları taradım. E, yeni sürüm ile birlikte farklı bir güvenlik tarama seçeneği ya da tararken Derin tarama yapıyor mu? Root kitleri falan arıyor mu böyle? Kök dizine yerleşen zararlı virüsleri bulabiliyor mu? Evet Ali yazılım rootkitleri tarayabiliyor. Tabii ki root bulaşmadan önce onları engelleme özelliğine de sahip. Sisteminiz temiz bile olsa bir antivirüs yazılımı kullanmanın özellikle Antistel yani gizlenen root dediğimiz kendi kendini saklama yeteneğine sahip üst düzey zararlara karşı koruma kurmak önemli. Başta bir zararı görmeseniz bile ileri gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Rootkitlerde geçtiğimiz yıllarda bizi en çok uğraştıran zararlar oldu. Böyle dosyasını silmekle falan kurtulamadığınız hatta yeni bile bulamadığınız zararlar o türe giriyor. Bir başka nokta da Ali, güncelleme. Biz zaten güncellemeleri yapmıştık. Yine de şunu belirtmek istiyorum. Yazılım Windows 10 ile uyumlu. Windows 10 uyumluluğu önemli noktadan bir tanesi. Zaten incelediğimiz sürün mod modern bir yazılım. Bunun sürümleri bütün antivirüs yazılımlarında olduğu gibi yıllar geçtikçe ilerliyor. Şu an bizim baktığımız Asset Smart Security Premium'da 2017 için büyük güncellemesini almış, kökten değişikler geçirmiş bir ana sürüm. Bunu özellikle belirtelim. Devam ettiğimiz zaman ile araçlar kısmına geliyoruz. Yazılımın burada bize sunduğu güzel seçenekler var. Şimdi antivirüs seçeneğimiz çok recep. Pek çok farklı antivirüs, anti malware koruması kullanabiliyoruz. Sitemizde de pek çok rehber hazırladık kullanıcılara bu konuda. Ücretli, ücretsiz, alternatifler. Hatta e, bazen yazılım olmadan bazı zararların temizlenmesi konusunda da pek çok rehber bulunuyor. Fakat Burada gördüğüm ek özellikler normal standart antivirüsler olmayan özellikler. Mesela Password Manager her yerde görmüyoruz. Evet Ali, Password Manager sayesinde şifrelerimizi depolayabiliyoruz, şifrelerimizi saklayabiliyoruz, otomatik form doldurabiliyoruz, kendi güçlü şifrelerimizi oluşturabiliyoruz bu özellik üzerinden. Kredi kartı bilgilerimizi saklayabiliyoruz. Aynı zamanda bu yazılım tarayıcı ile uyumlu olması sayesinde tarayıcılara şifremizi doğrudan girebiliyoruz. Peki Recep şimdi Chrome'da da şifreleri saklama, koruma, ee, depolama gibi farklı özellikler bize sunuluyor. Sence tarayıcının içindeki mi kullanmalı? Ayrı bir uygulama mı kullanmalı? Yoksa antivirüsteki şifre depolama saklama özelliğini mi kullanmalı? Ali burada hangi yazılımın daha fazla saldırıları hedef olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Chrome daha fazla saldırıya uğrayacaktır ve şifrelerin çalınma ihtimali daha yüksek olacaktır. Bu bağlamda şifrelerimizi ESET'e teslim etmek daha mantıklı bir hareket olacaktır. En mantıklısı tabii ki elde kağıt defterin üzerine saklamak ama onda da yanda birilerinin görüp görmemesi seçeneği var. Şimdi bunun en büyük avantajı 40 bin tane şifremiz var. Şifreleri basit tutacağız, hatırlayacağız ya da karmaşık tutacağız, bir yere not edeceğiz. Yani iki seçeneğin arasında insan gidip geliyor. Burada karmaşık bir şifre oluşturma seçeneği var. Özellikle hoşumuza giden özelliklerden bir tanesi. Kırılması zor, bilgisayarla tahmin edilmesi zor olan şifreleri oluşturup saklayabilmek. Dediğim gibi Chrome dünyanın şu an en yaygın internet tarayıcısı. Çok seviyoruz, güveniyoruz, hızlı bir şekilde kullanıyoruz, en son sürme güncelliyoruz. Kullanıcılar zaten istemeseler de arka planda güncelleme yapılıyor. Ama en çok da hedeflenen yazılımlardan bir tanesi durumunda. Neredeyse işletim sistemi gibi artık hedeflendiğini söyleyebiliriz. Password Manager'ı bir devreye alalım istersen Ali. burada şimdi bir parola deposu oluşturmamız gerekiyor Ali. Yeni parola deposu diyelim. Güçlü parola girerken bize rehber burada yardımcı oluyor. Şunları yapın, bunları yapmayın şeklinde bir yönlendirme var. Gayet güzel. Bu arada buraya tamamen farklı bir parola girmeniz, internet üzerinde kullanmadığınız bir parolayı girmeniz daha iyi olacaktır. Neden? İnternet üzerindeki bir yerde şifrenizle geçerse, daha sonra başka bir yerdeki ana depoyu açmakta kullanılamaz. Devam diyerek ilerliyoruz. Ana parolayı tekrar girip doğruluyoruz. Önemli uyarı Recep eğer bu şifreyi unutursam hiçbir şekilde o şifreye erişemeyeceğimi biliyorum seçeneğini işaretliyoruz. Yani sevgili izleyiciler şifremi unuttum. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamazsınız. O şifreyi unutmayacağınız bir şifre yapacaksınız. 40 tane şifre yerine sadece bir tane şifreyi ya kaydedeceksiniz ya da ezberleyeceksiniz. Evet ana anaporlarınızı bir kenara not alabilirsiniz. Benzer bir şey biliyorsun BIOS şifrelemede de var. Ee, o ekranı şifreleyince daha sonra geri getirmek mümkün olmuyor. Windows'ta, bilgisayarlarda, donanımda, yazılımda her zaman bir kritik eşik var. O noktada o şifreyi unutmamak gerekiyor. Evet doğrula diyerek devam edelim. Password Manager'ın form doldurabildiğini söylemiştik Ali. Bu bağlamda Chrome, Internet Explorer ve Microsoft Edge destekleniyor. Evet şimdi bunları da istediğimiz gibi işaretleyip entegre edebiliyoruz. Devam diyelim. Doğrudan Chrome'un eklenti sayfası geldi karşımıza. Eklentiyi Chrome'a ekleyelim. Otomatik doldurma motoru diyor. Uzantıyı eklediğimiz zaman artık form bilgilerini kaydetmeye başlayacak ve güvenli de olacak. İşlemin tamamlanması için tarayıcının bir yeniden başlatılması gerekiyor. Uzantılara geldiğimiz zaman eklentimizin başarılı yüklenmiş olduğunu görüyoruz. Evet buradan etkinliğini de etkinleştirip devre dışı bırakabiliyoruz. Password Manager'ı açtık karşımızda ana sayfa web hesapları, uygulama hesapları ve kimlikler var. Buradan ne yapabiliyoruz şimdi Recep'im? Ali, öncelikle farklı hesapların şifrelerini yazılıma ekleyebiliyoruz. Web hesapları, internet sitelerindeki hesaplarımız bunları ekleyebiliyoruz. Bunun yanında uygulama hesapları var. Kullandığımız mesela Microsoft Outlook uygulamasının şifresinde bu yazılıma girebiliyoruz. Anladım. Yani hem Windows üzerine yükte olan uygulamaları hem de internet üzerinde eriştiğimiz hizmetleri birlikte kullanabiliyoruz. Pek çok kullanıcı halen tarayıcı üzerinden erişmek yerine Outlook kullanmak durumunda. Çünkü e-postaların fiziksel yedeğini saklamak istiyorlar. Burada kategorizasyon güzel olmuş. Anlık mesajlaşma chat uygulaması ayrı, alışverici ayrı mesela. Evet. Şimdi bunun yanında aşağıda bir tıklayalım istersen oyun hesabı da var. O da işin ilginç yanlarından bir tanesi. Tıkladığın zaman burada grubu kaldırma ya da sağ tarafta bir seçenek çıktı. O ne işe yarıyor? Düzenleme veya yeniden adlandırma yapabiliyoruz Ali. Yani grupları aslında bize kolaylık olsun diye oluşturmuş ama istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evet, dilersek taşıyabiliyoruz da. Bir başka noktada kimlikler Ali. Burada da form doldurma işlemini otomatik yapabiliyoruz. Birden fazla kullanıcı için mi yoksa internet üzerinde kendi birden fazla kimliğimiz için mi düşünülmüş acaba? Ali birden fazla kimliğimiz için düşünülmüş birden fazla kullanıcı kendi deposunu oluşturmalı. Tekrar ana sayfaya dönelim Ali. Burada ek özellikler de var. Bunlara menüden girebiliyoruz. Örneğin bunlardan bir tanesi araçlar altındaki parola oluşturucu. Otomatik parola oluşturuyor mu acaba? Evet Ali. Oluştur diyoruz ve parolamız oluşturuldu. Buradaki göze tıkladığımız zaman parolayı görebiliyoruz. Şimdi parolayı görmek mümkün de ezberlemek imkansıza yakın. Bu gerçekten parola yöneticisiyle birlikte kullanmak üzere tasarlanmış. Peki yukarıda 99 seçeneğini de görüyorum. 99 haneli bir şifre oluşturabiliyor muyuz? Bir deneyelim. Bakalım Ali. 99 diyelim. Evet. Hani koymuşlar ama gerçekte var mı? Oluşturabiliyoruz evet. Evet. Böyle bir şifreyi sözlük saldırısı ile kırmak pek mümkün olmuyor sevgili izleyiciler. Ee, cidden buradaki karakter kombinasyonlarını hesaplamak. Aşırı derecede uzun zaman alıyor. Genellikle hangi şifreler kolay kırılıyor? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, işte takımların kuruluş tarihleri, doğum tarihleri olabilecek tarihleri sözlük saldırısında önce deniyorlar. Ama kimse 99 karakterliği sözcüğe koymaya zahmet etmiyor. Evet ilk seçeneklerimiz de var Ali. Burada oluşturacak şifrenin özelliklerini belirleyebiliyoruz. Hmm, özel karakterleri ihtiva etsin etmesin diye. Bazen de sitelerin öyle şartları oluyor. Bir tane sitenin şifre oluşturucusu özel karakteri kabul ediyor. Diğer şifrenin ikisi hayır özel karakter olursa ben kabul etmiyorum diyor. Ee, bu seçenek olmadığında otomatik şifre oluşturucu işe yaramazdı yani onlarda. Evet şifrelerinde aslında bir standartizasyona gitmesi gerekiyor bence. Kesinlikle bir uluslararası konsorsiyum olacak ya da olmayacak desin. Hepimiz ona uyalım artık. Bir başka özellikle Ali, sanal klavye. Yine araçlar altından sanal klavyeye gidebiliyoruz. Bu da tabii ki güvenlik sağlıyor. Özellikle web sitelerine kredi kartı bilgilerimizi girerken sanal klavye kullanmak işimize yarayabilir. Altında bir de anti-spy diye bir şey yazıyor Recep. Ona tıkladığımız zaman ne oluyor? Tıklayalım Ali. Tuşlara bir tıklayalım şimdi istersen. Evet sağdan soldan çevreden bakanlara karşı imleci çoğaltıyor. Bu kesinlikle çok hoş çok güzel bir dokunuş olmuş Recep. Evet Ali. Yani internet kafede şifre girme geriliminden insanı kurtaran bir özellik olmuş. Tabi internet kafede bunun olduğunu vesaire pek çok şey varsayıyorum ama olsun dışarıda görülebilecek bir yerde girerken hangi imlecin senin olduğunu karıştırıyor musun peki? Onu <laughs> evet, merak Evet karıştırıyorum Ali ama o kadar da zor olmuyor açıkçası. Bir süre sonra alışıyorsun çözüyorsun değil mi? Evet. Kesinlikle biraz dikkat gerektiriyor ama e, yakında omuz üzerinden bakmaya kalkan birini şaşırtmak için enfes bir seçenek olmuş. Ali yazılımın bir başka özelliği de bankacılık ve ödeme sistemleri koruması. Şimdi internet üzerinde şifre girmek vesaire tamam parola yöneticisini geçtik. Banka için ekstra ne sunuluyor Ali banka için güvenli bir krom penceresi açıyor ve bu krom penceresinin içerisinde şifrelerin güvende oluyor. Şimdi bu güvenli krom penceresini biraz açmak lazım. İnternet tarayıcıda biz farklı sekmeler ya da gizli sekme açabiliyoruz. Bu daha farklı sevgili izleyiciler. Cross script ataklarından farklı saldırı türleri var. Siz bir siteye giriyorsunuz, günlük haberlere bakıyorsunuz ama arada bir tane pek güvenli olmayan siteyi de ziyaret etmiş oluyorsunuz. Sonra bankacılık sitesini aynı tarayıcıda açtığınız zaman bunların cookie'leri Çerezleri ya da geride bıraktığı farklı şeyler arasında saldırılar, etkileşimler olabiliyor. Bu yüzden ayrı bir güvenli pencere açılması bunu yalıtma açısından önemli bir seçenek. Açalım bir bakalım nasıl oluyor Recep? Yani nasıl çalışıyor? Ben günlük hayatta e, bankaya nasıl erişeceğim bunu kullanırken? Ali bunun için masa üstünde bir tane simge var. Bankacılık ve ödeme sistemleri koruması diye. Bu simgeye tıkladığımız zaman zaten doğrudan güvenli bir tarayıcı açılıyor. Tarayıcının çevresinde yeşil bir çizgi var. Evet bu yeşil çizgi güvenli olduğunu belirtiyor. Güzel olmuş. Chrome'un da böyle güvenlik sertifikalarıyla ilgili gösterdiği yeşil e, böyle şey var ya imza Burada güvenlidir, bu sitelerden alışveriş yapabilirsiniz. Uyumlu olmuş. Peki ne veriyor, ne söylüyor bize burada? Sizi çevrimiçi bankacılık veya ödeme web sitelerini kullanırken Asset Smart Security kişisel verilerinizi koruyabilir. Bankacılık işlemleri, kredi kartı numaraları ve diğer hassas kişisel bilgiler için ek güvenlik sağlar. Adres çubuğuna çevrimiçi bankacılık web sitenizin URL'sine girin diyor. Bu genel gezinme için değil sadece bankacılık ve ödeme web siteleri için kullanılmalıdır diye de not düşmüşler bize. Artık herhangi bir bankaya giriş yapacağımız zaman doğrudan bu tarayıcı üzerinden girmemiz daha iyi olacaktır. Anladım karşımıza şimdi bankanın e, yukarıya adresini girdik buradan giriş yaptık. Tekrar açtığımız iç pencerede yeşil bir çerçevenin içinde açıldı bu güzel yukarıda da ESET ibaresini görebiliyoruz. Yine sağ üstte de burada güvenli ESET yazıyor o da ilginç noktalardan bir tanesi. Tabii bunu yaparken buraya müşteri numaranızı parolanızı girerken yine omuz üstünden bakan insanlara karşı dikkatli olmak ya da evinizin güvenliğini yapmak faydalı olacaktır. Ali bu korumanın bir başka özelliği daha var. Nedir acaba? Örneğin bankanın sitesine güvenli olmayan bir tarayıcı üzerinden girdiğimizde bizi uyarması. Yani günlük dalgınlıkla bankanın hemen adını yazdık, girmeye çalıştık, uyarı veriyor diyorsun. Evet. Chrome en yaygın kullanılan internet tarayıcılardan bir tanesi. Çoğu bilgisayarda varsayılan değil. Ne kullanılıyor? Genelde Microsoft Edge ya da Internet Explorer kullanılıyor. Ama pek çok kullanıcı daha hızlı olduğu için Chrome'a geçiş yaptı. Evet şimdi garantinin sitesine girdik. Hesabımıza giriş yapmak istediğimizde bakalım tepki verecek mi? Doğrudan karşımıza Asset'in uyarısı geldi. Evet eset'in yukarıdaki URL'sini görebiliyoruz. Redirect Ask Token diye bir orada ibare var. Bize burada güvenli tarayıcıyı açma penceresi sunuyor. Bak diyor bankacılıkta hesabına gireceksin. Gel burada seni zararlardan koruyalım. Özel olarak bunun için tarayıcı penceresini açalım. Evet biz bunun her defasında güvenli olmasını istiyoruz. Bu web sitesi için seçimi hatırla seçeneği seçilirken güvenli tarayıcıyı aç diyoruz. Güvenli tarayıcı açılıyor. Kısa bir yüklemenin ardından yeşil penceresinin içerisinde güvenli olduğunu gördüğümüz üzerinde güvenli eset ibaresi yer alan penceremiz açılıyor. Artık müşteri kimlik numaramızı ve parolamızı girebiliriz. Buradan bankacılık işlemlerini yaptığımız zaman en azından tarayıcı içerisinden alabilecek aksaklara karşı daha korumalı bir platformda işlem yapıyoruz. Şimdi tekrar deniyoruz bakalım otomatik olacak mı? Bireysel'e tıkladık ve otomatik olarak artık bu burada yeşil güvenli pencerenin içerisinde açılıyor. Tam ekranken yeşil çizgiyi görmek biraz zor. Ama küçük pencereye baktığımız zaman güvenli ESET yazısını ve yeşil çerçeveyi daha iyi bir şekilde görebiliyoruz. Yani ev kullanıcılarının ya da ofis kullanıcılarının devamlı bankaya erişirken otomatik olarak güvenli sekmede açmasını istiyorsanız, ESET'in kendi penceresini açmasını istiyorsanız bu bankaları açın ve bir daha sorma, ekle diye bu işi otomatik hale getirin. Tavsiyemiz bu yönde. Bakalım bu özellik diğer bankalarda da çalışıyor mu? Evet, İş Bankası. Mesela Türkiye İş Bankası'nın sayfasını açtık. Tarayıcının kendi içerisindeyiz. Evet, buradan bireysel hesabımıza giriş yapacağız diyelim. Hemen Eset'in uyarısı geldi. Evet, yine aynı şekilde güvenli tarayıcı aç dediğimiz zaman güvenli tarayıcı da açılıyor. Bir de bunun bireysel yanında ticari kısmını da deneyelim istersen Recep. Hep bireysel linklere mi böyle bir çalışma yapılmış yoksa evet algılıyor. Bir de yabancı banka deneyelim istersen Ali. HSBC var globalde. Bakalım Türkiye sitesi de gelecek, yabancı sitesi de gelecek. Türkiye'de bir giriş yapmayı deneyelim. Sol kısımda bireysel internet bankacılığı diyor. Hemen eset karşımıza çıkıyor. Şimdi diyelim ki Türkiye dışındaki bir ülkedeki banka hesabına bakacağız. Buna girmek için HSBC'nin global sitesini açtık. HSBC.com açtık. Aşağıdan ülkemizi seçiyoruz. Diyelim ki Amerika'da hesabımız var. Evet USA olarak seçtik. İlerle diyoruz. Amerika'nın sitesine ileride dediğimizde eset yine bize gerekli uyarıyı gösteriyor. Kendi yani dünya çapında yaygın bankaların sitelerini buraya eklediklerini görebiliyoruz. Kaldı ki her antivirüs ya da her güvenlik yazılımı aldığı güncellemeleri de gelişiyor. Eğer bankanızın burada olmadığını görürseniz de ESET'e bildirerek eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Ya da kendiniz eliniz ile URL'yi de ekleyebilirsiniz. Ali hani Smart Security Premium'un 10. sürümüyle gelen bir başka güzel özellik de webcam koruması. Webcam koruması günümüzün ilginç çok konuşulan meselelerinden bir tanesi aslında. Evet. Mark Zuckerberg'in bile webcam'ini bantladığını hesaba katarsak önemli bir konu. Evet. Facebook'un kurucusu webcam'inin üzerine siyah bir elektrik bandı yapıştırıyor ya da başka bir bant yapıştırıyor. Eh biz de yapıştırıyoruz. Recep. her zaman için fiziksel güvenlik elimizin altında sonuç itibariyle. kesinlikle o bir seçenek. fakat burada yazılım bize ne sunuyor ona da bir bakalım. Ali, buradan ayarlara giriyoruz, akabinde bilgisayar korumasına giriyoruz ve en aşağıda webcam koruması yazılımı kurar kurmaz otomatik olarak devreye giriyor. Peki ne işe yarıyor, nasıl çalışıyor buradaki webcam koruması? Yani bir banttan farklı çalışma mantığı nedir bunun? Bildiğimiz e, optik gözü fiziksel olarak engellemenin dışında nasıl bir güvenlik önlemi alabilir? Ali, webcam'e erişmeye çalışan yazılımlar olduğu zaman bizi uyarıyor. Aslında bunun bir güzelliği var sevgili izleyiciler. Siz kameranın lensini bantlayabilirsiniz ama o kameranın yanında bir de mikrofon var webcaminize erişen bir uygulama kameradan görüntü alamasa bile içerideki sesleri kaydedebilir. Bir kameranıza erişmeye çalıştığı zaman bunu haber almak aslında daha kıymetli bir yarar sağlıyor bunu da söyleyebiliriz. Bu özelliğin biraz detaylarına bakalım istersen Yapılandır diyelim. Evet sisteme tümleştir diye bir seçenek var yani entegre etme seçeneği var bir de kurallar var. Evet buradan hele kurallara tıkladığımız zaman daha önce erişimine izin verdiğimiz ya da engellediğimiz uygulamaları görebiliyoruz. Anladım yani webcame bağlanmaya çalıştıkça uygulamalar burada birikecekler. Kazayla hayır dediysek nereden açacağız bunu dememize gerek yok buradan girip yetkisini kaldırabiliriz ya da ekleyebiliriz. Bu özelliği bir test edelim istersen Ali. Nasıl test edeceğiz Recep en hızlı yol ne bunun? Bir olsun kendi kamera uygulaması var Ali istersen onunla bir deneyelim. Evet hemen bizi uyardı Ali. Evet karşımızdaki seçenekler ve bilgiler neler bunları bir paylaşalım. Web kamerası erişimle izin verilsin mi? Erişime engelle erişime izin ver. Aşağıda da bu sertifika için eylemi anımsa her defasında sor seçenekleri var. Hmm, yani her defasında sorulmasını da sağlayabiliriz. Mesela Windows'un kendi uygulamasıyla biri bizi kaydetmesin diye sordurabiliriz. Kesinlikle. Ama zaten zararlı yazılımların kurulmasına engel olduğumuz zaman büyük oranda e, buraya da dadanacak zararları engellemiş olacağız. Hadi onu da aşan olursa da burada uyanabiliriz. Böyle bir seçeneğimiz olacak. Evet. Erişime engelle diyelim. Uygulama kameramıza erişemiyor. Bu balanda hata verdi bize. Evet hata kodunu görüyoruz. Peki Recep ben kazayla bunu seçtim. Erişime izin vermedim. Şimdi hadi kendimi kaydetmem tamam. lazım. Ee, i̇htiyacım var ne yapacağım? Bir de bu pencereye tamam diyerek götüremiyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunların cevapları neler? Şimdi öncelikle bunu buradan bir kapatmayı deneyelim Ali. Kapattık. Tamam. En genel uygulamaları görmek için burayı kapatmamız ve tekrar webcam koruması altından yapılandır dememiz gerekiyor. Şimdi düzenle dediğimiz zaman burada yazılımı görebiliyoruz. Evet sistem 32 svchost.exe bu da o kadar tanıdık bir isim ki Recep hani bunun ismini taklit eden bugüne kadar 1 milyon tane zararlı yazılım oldu. Çünkü bu sistemin aslında kendi hizmetlerinden bir tanesi. Kesinlikle servis host. Servis hostun üzerinde çalıştığı için pek çok şey karşımıza devamlı ismi çıkar. Bu normal bir yazılımdır aslında ama zararlar da zaman zaman bunu kullanmaya kalkışabilir. Ona göre bir konu açarsınız zaten detaylı bir şekilde yanıtlamaya çalışırız. Şimdi bu erişim engellemeyi kaldırıp istiyorsan sor kısmını aldım Recep. Webcam'imiz en azından artık çalışabilsin. Tekrar deneyelim Ali'ye. Esed bize tekrar soruyor. Evet her defasında sor diyerek e, tekrar o sertifika kısmına girmeyebiliriz. Her defasında sorsun Recep. Erişime şimdilik izin verelim. Evet erişime izin verdik. Evet webcam'den şu an bizi görüyorsunuz. Ekran kaydından da takip edebilirsiniz. Recep şimdi bir antivirüste bulmayı bekleyeceğimiz hatta beklemeyeceğimiz pek çok özellik var ama oyun modu özellikle dikkatimi çekti. Evet Ali. Üzerine geldiğimiz zaman açıklaması mevcut. Sistemde açılır pencereleri güncelleştirmeleri zamanlanmış görevleri devre dışı bırakır. CPU kullanımını azaltır diyor. Ha, yani biz oyun oynarken arka planda Windows birdenbire bir şeyler yapmaya başlayıp sistemi kasmasın diye önlem alıyor. Türkçe tabiri çünkü bu bu şekilde kullanıcılar bize de soruyor sevgili izleyiciler. Oyun modunu açarak biraz daha rahat etmek mümkün. Bu özelliği sadece bu yazılımda değil de pek çok yerde pek çok farklı uygulamada oyunculara yardımcı olmayı hedefleyen ufaktan görmeye başladık. Demek ki bu konudaki sıkıntılar artık çok büyümüş durumda. Evet Ali Windows'un yeni sürümünde de böyle bir özellik gelecek. Hatta şu anda denemek isteyenler Insider Preview sürümlerinde bunu görebilirler. Evet ama oradaki sürüm ne kadar başarılı olacak açacağız mı kapatacağız mı bilmiyoruz. Burada antivirüsün içerisinde bu oyun modunu etkinleştirebilirsiniz. Özellikle sürüm güncellenmeyen ya da Windows ayarlarını kullanıcıların kullanmasına izin vermediğiniz kısıtlı sistemlerde kesinlikle yararlı bir özellik. Şimdi önemli bir soru daha var. Burada güzel seninle birlikte ayarları yaptık. Sistemi istediğimiz şekle kıvama getirdik. Bu bütün uygulama ayarlarını da kaydettik. Ben bunu 50 kişi için daha yapmak zorundayım ve bizim diyelim ki şirkette merkezi bir e, IT departmanının bütün sistemlere eriştiği bir hizmet bir şey yok. Yani bunu elle yapmak durumundayım. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, bunun hızlı kolay bir yolu var mı? Var Ali sağ altta ayarları al-ver seçeneği var. Buna tıkladığımız zaman ayarlarımızı yedekleyebiliyoruz. Yani ben bu ayarları bir USB belleğe atıp sorun olan bilgisayarın yanından geçerken. Bir bakar mısın abi denildiği zaman hemen gidip USB bellekten içeriye aktarabilirim ve kaydedebilirim. Kesinlikle. Peki sonrasında o kullanıcının bu ayarları bozmasını nasıl engelleyebilirim Recep? Ali bunun içinde bir seçenek var. Ayarları ayarlamayı şifreyle yapabiliriz. Onu yapalım bir bakalım. E, kullanıcıların çünkü yaptığımız güzel ayarları değiştirmek gibi çok naçizane bir huyları var sorunla karşılaştıkları zaman. Kesinlikle. Bunun için de gelişmiş ayarlara giriyoruz. Ali, gelişmiş ayarlarda kullanıcı ara birimi sekmesine giriyoruz. Akabinde erişim ayarlarını açıyoruz. Şimdi burada parola koruma ayarları var. Bunu devreye sokalım istersen. Bunu açar açmaz bir parola belirleme ekranı geliyor karşımıza. Evet, şimdi burada yani esetin kendisini smart security şifrelemiş oluyoruz. Bir şifre koyalım bakalım neler erişimizini verecek, neler erişimizini vermeyecek. Hemen Ali'ye şifremizi oluşturduk. Tamam diyoruz. Tekrar tamam diyelim. Şimdi herhangi bir ayarı değiştirmek isteyelim örneğin. Webcam korumasını kapatmak isteyelim. Evet. Uygula diyelim. Bizden şifre istiyor. Anladım. Yani kullanıcıların buradaki güvenlik önlemlerini devre dışı bırakmasını bu sayede sağlayabiliriz. Uzaktan da parolayı verip açtırtabiliriz ama daha sağlıklı seçenek sistemden sorumlu kişinin gelip o özellikleri işte bir günlüğüne birkaç saatliğine 10 dakikalığına ya da kalıcı olarak açması olacaktır. Kesinlikle. Böylece özellikle şirketler internet kafeler hoş internet kafelerde pek çok biliyorsun internet kafe yönetim yazılımları oluyor bu tür işleri işlevleri yükleyen ama herkeste de olmuyor her yerde de olmuyor bu şekilde güvence altına alabiliyoruz. Evet sevgili seyirciler, Serbik'te Eset Smart Security Premium'a yakından baktık. Evet Ali. Recep pek çok farklı seçenek var kullanıcıları sonundan. Eskiden sadece antivirüs yazılımı olarak hayatımızda vardı bu yazılımlar. Günümüzde artık tam bir internet e, güvenlik paketi haline geldiğini görüyoruz. Evet, internete bağlandığımız zaman birçok tehditle karşılaşıyoruz Ali. Güvenlik duvarı bunları en başta bloke ediyor ama bunların da ötesinde girdiğimiz sitelerden gelen saldırıları önlemede güvenlik yazılımları büyük bir önem arz ediyor. Şimdi pek çok farklı seçeneğimiz var bugün. Dediğimiz gibi makalelerimizde sizlerle her zaman farklı çözümleri, farklı zararlar nasıl savaşacağımızı ama daha önemlisi bir kullanıcı olarak kendimizi nasıl önlem alacağımızı, kendimizi nasıl yetiştireceğimizi hep anlatıyoruz. Evet. Esas olay burada kullanıcının nasıl davrandığı. Şimdi bu yazılmada baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında kullanıcıların davranışlarına yardımcı olacak özellikler eklenmeye başlamış. Evet. Örneğin masa üstüne doğrudan bir tarayıcı penceresinin eklenmesi ve buradan güvenli bir tarayıcı üzerinden bankacılık işlemlerimizi gerçekleştirebilmemiz güzel bir özellik. O kısa yollar insanın alışkanlığını uzun vade kullanımda etkiliyor, değiştiriyor. Onu ara menüden girip de açmaya kalktığın zaman o kadar kolay alışamıyorsun ama bir kısa yol koyduğun zaman tamam bankacılığa buradan gireceksin. Evet bankacılar buradan gireceğim şeklinde gayet güzel oluyor. Bunun haricinde şifre defterinin olması sağlanan ek özellikler gayet güzel. Güncellemeler hızlı bir şekilde gerçekleşti. Zaten anti virüs yazılımları, anti malware yazılımları, güvenlik duvarları bu tür davranışsal e, önlem getiren bazı işlevler her zaman güncellenmek zorunda. Aslında bir güvenlik yazılımının ne kadar etkili olduğu, ne kadar güncel olduğu, kullanıcının nasıl kullan kullandığı ayarların nasıl yapıldığıyla doğrudan bağlantılı. Kesinlikle. Siz de kendi güvenlik ayarlarınızı üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Hali hazırda neler yapıyorsunuz, ne önlemler alıyorsunuz bizlerle yorumlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet sizler birlikte Asset Smart Security Premium inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.